Yaklaşık 2000'li yılların başında başladı. Annem önce fark etti. Ben bir formalite evlilik geçirmiştim. Bunun sonucunda ayrılık olması beni derinden sarsmıştı. Öyle patlak verdi hastalık. Annem uyarıyordu, istersen bir psikiyatriste görünelim diye. Ben kabul etmemiştim. Çünkü yani toplumumuzda psikiyatrist biraz hani deliler gider diye bilinir. Daha sonra ben Amerika'da yaşıyordum. Amerika'ya döndüm boşandıktan sonra. Orada artık alevlendi. Ben de farkında değildim. Suç işledim. Bir ev sahibim vardı Amerika'da. Ona bıçaklamaya çalıştım ama Allah'tan başaramadım. Bunun sonucu beni hapse attılar Amerika'da. Hapiste beni adli psikiyatriye gönderdiler. Orada tanı kondu, şizofreni tanısı kondu. Sonra biraz tedaviden sonra, 5 ay tedaviden sonra Türkiye'ye geldim, çıktım hapisten. Burada devam ediyorum. Yani 2005 yılında resmi olarak başladı, ilaç almaya başladım. Yaklaşık 10 senedir ilaç alıyorum. Şu an paranoid şizofrenim. Bir tedirginlik, şüphe, kuşku, empati yeteneğini kaybetme gibi algılıyorum. Öyle yaşadım yani hastalığı. Saçma, mantıksız konuşmalar. Ses duymadım ama yani ilaç başlangıcında halüsinasyonlar görüyordum. İlaçtan önce görmüyordum. Biraz düşünce duygu bozukluğu yani. 2005'te başladım. Yani 10 sene oldu. 10 senedir düzenli ilaç kullanıyorum. Fazla ağır hasta değilim. %45 özürlü raporum var. İlaç bırakmak istedim. Bir ilacım beni çok yan etki yapıyordu. Öyle düşünüyordum. Bırakmak istedim. Annem karşı çıktı. Bir iki gün uyuyamadığım olmuştu. Yemek yiyemiyordum. Sonra tekrar ilacı alınca düzeldim yani. İlaç bırakmak iyi olmuyor yani. Hala görüyorum ilaç tedavisi. Yeşil reçete bir ilacım vardı. Onun yan etkisi oluyordu. Yani bir uyuşturucu etkisi yapıyordu. Alışkanlık yaptığı için doktorum bıraktırdı onu. Yani bunun dışında yan etki çok yapmıyor yani. Kontrol altında artık. Annemle yaşıyorum. Annem yakından ilgileniyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Çalışıyorum bu arada. Tercümanım. Herkesin hayatında zorluklar oluyor. Bizim de oluyor ama bir tek işte dezavantaj yalnızlık. Karşı cinsle iletişim kuramıyoruz. Ön yargı oluyor. Sosyal konuşkan bir insandım. Daha içine kapanık oldum yani. Kendimi beğenmez oldum. Biraz yaşam kalitem düştü yani. Pek hoş bir hastalık değil yani. Ölümcül bir hastalık değil. Başıboş bırakılmaması lazım diye düşünüyorum. En çok konuşma açısından iletişim kurmada sorun yaşıyorum. Sanki böyle bulunduğum mekanda değilim, başka bir yerdeyim gibi hissediyorum yani. Normal insanlar da tabii bunda bir gariplik görüyorlar. İçime kapanıyorum o şekilde yani. Mesela annem de der yani gazetelerde, haberlerde herhangi bir cinayet olduğu zaman şizofreni damgası vurulmaması gerekiyor. Bir genelleme yapılıyor, ön yargı oluşuyor.
Şizofrenler saldırgan değildir yani. Ben kendimden biliyorum. Çalışmalarını öneririm. Benim arkadaşlarım, şizofren arkadaşlarım çalışmıyorlar. Çok alevlenir yani, sosyal ortamlardan uzak, bir işe yaramaz hissederler kendilerini. Halk arasında cinlere karıştım derler, öyle olabilir yani. Onun için çalışmalarını öneriyorum yani.